Cenab-ı Ömer radıyallahu teâlâ hazretlerinin bir ifadesiyle, caminin içinde haksızlığa karşı kükreyen bir gencin kükremesine karşı, gençliği olmayan bir millet mahvdir buyurması içinde. Meseleyi ele alacak ve değerlendirecek olursak, insanlığın saadetini hamil ve havi bulunan, bu türlü âli duygularla yaşayan bir gençlik varsa o millet berhayattır. O millet yeni yeni medeniyetler inşa etme istidadındadır. Şayet bu türlü gençliğe sahip olmuyorsa bir millet, o millet mahdır, perişandır. Gençlik ya milleti yatırır veya kaldırır, ya bir milleti cankeş eder veyahut da onu berhayat kılar. Kendisi hayatlı ise, din hayatına hayat ise, ahiret onun için bir bakıma bütün işlerinin semeratının tevzi edileceği yer ise, ona bakıp ona göre hayatını tanzim ediyorsa, bütün sayinde semeresine göre hayatını tanzim ediyorsa, Allah'ın tevfik ve inayetiyle istikamet içinde yaşayacak, istikamet içinde ölecek. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Onlar ki Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra istikamette bulundular. Hayatlarına istikamet kazandırdılar. Ahirete inanma havası içinde yaşadılar. Binbir teenni içinde adımlarını attılar. Mayınlı tarlada geziyor gibi itina ile adımlarını attılar. İşledikleri her şey karşılarına açık ve seçik çıkacak şekilde inandı ve ona göre hayatlarını tanzim ettiler. Melekler iner onlar için. Arş-ı ferş ihtizaza gelir onlar için. Saf saf durur bütün ruhaniler onlar için. Ve derler ki artık sizin için korku ve tasa yoktur ahirette. Zira siz sıkıntıyı öbür alemde yaşadınız. Siz ıstıraplarınızı öbür alemde bıraktınız. Burası saadet yurdu, burası selamet evidir derler. Bu onları tebşir ederler. Bu fermanı Kur'an ifade ediyor. Bu Kur'an'da Allah'ın size beşareti ve müjdesi. İnananlara Allah'ın beşaret ve müjdesidir. Cenab-ı Hak bizi gerçekten inanmış sülaha zümresine ilhak buyursun.